Arkadaşlar hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü sizi çok ama çok özlemiştim. Eğer ekranlarını ilk kez, Sat 7 Türk ekranlarını ilk kez bu saatte yani saat tam 4'te açan arkadaşlarım varsa ve kim acaba bu abla neler anlatıyor böyle diye düşünen kişiler için ben Nora ablanız hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yani haftanın 5 günü burada Sat 7 Türk ekranlarında saat tam 4'te Sat 7 Türk çocuk programında sizlerle buluşuyorum sevgili arkadaşlarım. Sizlere güzel bir haberim var. Çok uzun zamandır özlediğimiz, hasretini çektiğimiz o güzel doğaya artık yavaş yavaş kavuşuyoruz, kavuşmak üzereyiz arkadaşlar. En azından artık zaten mevsimden dolayı yaz geldiği için hala dışarı çıkamayan arkadaşlarım varsa kendi özel durumlarından dolayı bunun hiçbir önemi yok. En azından camdan izleyebiliriz, evimizde bir çiçek besleyebiliriz, camdan doğayı görebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ama zaten dışarı çıkan arkadaşlarım için de hala özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Hala lütfen arkadaşlar hijyeninize, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu güzel haber hakkında konuştuk. Artık doğayla ilgili tekrar böyle bir kavuşma yaşıyoruz. Ben de ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Doğaya bir şiir yazdım. Ve bu yazdığım şiiri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü şimdi benim okuyacağım şiirin size birazdan vereceğim görevle bir ilgisi var. İşte bu yüzden arkadaşlar şimdi sizlere ben şiirimi okurken lütfen sizler de benim şiirimi dinleyin ve benim duygularıma ortak olmaya çalışın olur mu? Haydi bakalım şiirimi okumaya başlıyorum. Sevgili Nora abanızdan doğaya bir şiir. Sevgili doğa, ne kadar uzun süre ayrı kaldık güzel kokundan ve sularından. Öten kuşlarından ve yüksek dağlarından, güzelim çiçeklerinden ve parlayan güneşinden ve zaman zaman üstümüze Tanrı'nın sevgisini yağdıran minik yağmur çiselerinden. Ama şimdi değerini anladım. Artık sokakta telefonla ilgilenmek yerine hep sana bakarım. Çünkü sen Tanrı'nın hediyesisin ve ben seni hem çok sever hem de çok özlerim. Arkadaşlar Nora ablanızın doğa için yazdığı şiir buydu. Umarım şiiri beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de eğer eskiden daha öncesinde yazdığınız şiirleriniz varsa bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şiirlerinizi bize herhangi bir konuyla ilgili olan şiirlerinizi bizlere gösterebilirsiniz. Ve tabii ki bizler de burada sizlerin şiirlerini okumaktan büyük bir heyecan duyacağız. Şimdi arkadaşlar sırada Ege var. Gelin birlikte Ege'yi izleyelim. Bakalım bugün bize neler öğretecekmiş. Onun ardından zaten burada göreviniz hakkında konuşmak için ben sizi bekliyor olacağım. Çok fazla havuç yerseniz vücudunuz turuncumsu bir renge döner. Bunun nedeni karoten maddesidir. Gerçi bu bilgiye göre tavşanların beyazı turuncu olması gerekmez miydi? Ve ayrıca turunculuk burundan başlar. Dalmaçyalılar beyaz renkli doğar. Benekleri sonradan oluşur. Doğum lekesi olmadığına şaşırırım ben. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengidir. Kahverengi göz aslında mavi gözdür. Gözlerinin üstündeki melanin pigmenti yüzünden kahverengi gözükür. Aslında en sağlıklı rengi siyahtır. Diğer renkler pigment eksikliğinden oluşur. Siyahi kişilerin saçları kıvırcıktan başka şekilde olamaz. Genetik olarak bu mümkün değildir. Tabii kuaföre gidip düzeltmezlerse. Dünyadaki tüm okyanuslar 8 milyar tane olimpik havuzu doldurabilir. Bence okyanusları koca bir havuza çevirmek keyifli olabilir. İçindeki köpek balıklarını ve tuzu çıkarmak şartıyla. Sevgili arkadaşım, senin adına Ege'ye çok teşekkür ediyorum sevgili Ege. Gerçekten iyi ki varsın. Şimdi arkadaşlar hazırsanız birazdan Nur abanın size görevinizi verecek. Ve bu görevinizi uygulayıp bize ulaşmanızı isteyeceğiz. Ama acaba bakalım Nur abanın sizden nasıl bir görev istiyor? Haydi bakalım 3'ten geriye doğru sayalım. Hep birlikte görevimiz ekranlara gelsin. 3, 2, 1...
doğa için bir şiir yaz. Sevgili arkadaşım, senden doğa için bir şiir yazmanı istiyorum. Bugünkü görevin aslında bütün hayat boyu uygulaman gereken bir görev değil. İstersen hayat boyu şiir yazabilirsin. Çünkü şiir yazmak çok güzel bir şey. Duygularımızı kelimelerle ifade etmek, duygularımızı kelimelerle anlatmak, yazıyla anlatmak çok güzel bir şey. Hem zaten bir söz vardır, derler ki söz uçar, yazı kalır. Yani söylediğimiz sözler bir yerlerde kaydedilmiyor olabilir. Onlar bir gün kaybolabilir, unutabiliriz. Ama yazı kalır, yazdığımız yazılar her zaman kalır. Ve yıllar sonra o yazdığımız şeyleri okuduğumuz zaman o gün neler hissetmişiz, anılarımızı hatırlayabiliriz, neler hissettiğimizi hatırlayabiliriz diyorum sevgili arkadaşım. Bugünlük görevin doğa için bir şiir yazmak ve tabii ki bunu sevgili Nora ablana göndermek. Evet, senden doğa için, doğaya duyduğun özlemle ilgili, belki şaşkınlıkla ilgili, belki heyecanla ilgili ya da doğada belki çok sevdiğin özel bir şey varsa, bir özellikle ağaçları çok seviyorsan, çiçekleri çok seviyorsan, uğur böceklerini çok seviyorsan hiç fark etmez. Bunlarla ilgili duygularını aktar ve bizler senin duygularını paylaşmak istiyoruz. Senin şiirini heyecanla bekliyoruz sevgili arkadaşım. Şimdi yine çok güzel bir şey izleyeceğiz. Benim sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Şimdi gelsin bakalım kumdaki hikayeler. Beytanya denilen küçük bir kasabada İsa'yı çok seven bir aile yaşardı. İsa da bu aileyi severdi. Bunlar Lazar ve kız kardeşleri Meryem ve Marta idi. Bir gün Lazar çok hastalandı. Kız kardeşleri Meryem ve Marta İsa'ya "Çok sevdiğin Lazar hastalandı" diye haber gönderdiler. Birkaç gün sonra İsa öğrencilerine "Dostumuz Lazar uyudu" derken aslında Lazar'ın öldüğünü kastediyordu. Bir müddet sonra İsa öğrencilerini alıp Betanya'ya yola çıktı. İsa kasabaya ulaştığında Lazar öleli 4 gün olmuştu. Meryem, kız kardeşi Marta'dan Rab İsa'nın köye yaklaştığını duyunca hiç beklemeden evden ayrıldı. Evdeki Yahudiler onun ağlamak için Lazar'ın mezarına gittiğini düşündüler. Halbuki o, Rab İsa'yı karşılamaya gitmişti. İsa'yı görür görmez Meryem önünde diz çökerek, "Rab, sen burada olsaydın kardeşim ölmezdi" dedi. İsa onu ve yanındaki diğer Yahudileri ağlarken görünce çok üzünlendi ve "Lazar'ı nereye gömdünüz?" diye sordu. "Gel sana mezarını gösterelim" dediler. İsa da hüzünlenerek ağladı çünkü Lazar'ı çok severdi. Bundan sonra İsa mezara gitti ve yanındakilerden mezarın önündeki kayayı çekmelerini istedi. Mezarın kapısı açıldıktan sonra gözlerini göğe kaldırarak babaya dua etti ve ardından yüksek bir sesle "Lazar dışarı çık" diye bağırdı. Büyük bir mucize gerçekleşti ve Lazar ölümden dirilerek kalktı ve mezardan dışarı çıktı. Üzerinde hala kefen sargıları vardı. Meryem ve Marta çok sevindiler. Rab İsa ölen kardeşleri Lazar'ı ölümden diriltmişti.
mucizeyi gören etraftaki Yahudilerin büyük bir kısmı Rab İsa'ya iman ettiler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Efesliler 3. bölüm 20. ayet. Sevgili arkadaşım, seninle birlikte oturup kumdaki hikayeleri güzelce izledik ve bu yeteneği için bu yapan kişinin Tanrı'ya teşekkür ettim. Eminim sizlerin de farklı farklı yetenekleriniz vardır Tanrı'dan gelen. Onları kullanmanızı tavsiye ediyorum şimdi sizlere. Şimdi sırada güzel bir bölümümüz var. Nasıl, ne zaman bölümümüz? O bölümü görelim, sorumuzu da görelim. Sonra onun ardından nasıl, ne zaman bölümündeki sorumuzu yanıtlamak için Nora bana sizi burada beklesin. Sevgili arkadaşım, soru: yavru kangurular annelerinin karnındaki keseye nasıl girerler? Hiç duydunuz mu ya da belgesellerde gördünüz mü bilmiyorum, kitaplarda. Yavru kangurular annelerinin karnında böyle cep gibi bir şey vardır, kese deriz biz onlara. Onun içinde olurlar büyüyene kadar, belli bir böyle büyüme noktasına gelene kadar onun içinde olurlar. Ama acaba yavru kangurular annelerinin keselerine, annelerinin ceplerine nasıl giriyorlar? Çünkü biz şimdi istediğim zaman anne babalarımızın ceplerine giremiyoruz. Onlar bizi yollarda, sokaklarda, ceplerinde taşıyamıyorlar. Ama yavru kanguruların böyle bir şansı var. Şimdi gelin hep birlikte yavru kangurularla ilgili çok güzel, çok şirin bir video izleyelim. Ondan sonra bu sorumuzu birlikte cevaplayalım. Haydi bakalım arkadaşlar, siz bir taraftan görürken görsellerimizi, ben de o sırada sizlere anlatayım. Acaba yavru kangurular annelerinin karnındaki keseye nasıl geçiyorlarmış, nasıl giriyorlarmış? Anne kanguru, sevgili arkadaşım, çok enteresan. Anne kanguru karnını yalıyor. Karnını yalayarak yavrusuna izlemesi gereken yolu gösteriyor. Koku yavruya kılavuzluk ediyor. Yani arkadaşlar, genelde kangurular, özellikle yavru kangurularda kokuları çok iyi alırlar. Mesela kediler gibi, köpekler gibi. İşte bu yüzden yavru anne kanguru kendi karnındaki keseyi yalıyor. Ve bu şekilde yavrusu takip edeceği yolu buluyor. Onu koklayarak nerede durması gerektiğini anlıyor ve anladığım kadarıyla hop diye keseye giriyor. Şimdi biraz daha detaylı bakalım. Yavru kanguru anne karnındaki gelişimini tamamlamadan doğuyormuş. Yani bizler gibi tam olarak böyle gelişimini tamamlamış bir şekilde değil ama daha annesinin bedeninde olması gereken bir şekilde doğuyor. Anne artık onu karnında besleyemiyor çünkü. Yavrunun anne sütü emeceği kanguru kesesine geçmesi gerekiyor. Demek ki yavru kangurular annenin kesesinde ihtiyacı olan anne sütünü bulabiliyormuş. Yavru daha göremiyor. Gözleri henüz tam açılmadı. Çünkü arkadaşlar, gözleri tam oluşmadı. Ama burnu çok iyi koku alıyor ve ayaklarında da tutunmasını sağlayan tırnakları artık oluştu.
annesi oturup yavrunun keseye girmesini kolaylaştırmak için eğiliyor. Yani aslında oraya hem yalıyor, hem yavrunun kokuyu almasını sağlıyor, hem de bebeğin yavrunun boyu daha küçük olduğu için, o kadar yükseklere çıkamadığı için ve gözleri de görmediği için anne kanguru eğiliyor ve karnına bir tükürük yolu çiziyor ve o tükürük yolunu takip ederek yavru kanguru annesinin kesesinin yolunu bulabiliyor. Yavrunun yapması gereken tek şey bu tükürük yolunu izleyip o keseye yerleşebilmek. Yani aslında yavru kanguruların annelerinin keselerinde durmasının sebebi de gelişimlerini tamamlamaları ve sağlıklı birer kanguru olmaları. Evet sevgili arkadaşım, bu bilgiyi aklında yer et ve senin etrafındaki arkadaşların varsa, hayvanları seven arkadaşların, hayvanları merak eden arkadaşların, özellikle kanguruları çok seven arkadaşların varsa bu bilgileri onunla paylaş diyorum. Şimdi birazdan Tanrı'nın Sözü bölümüne gideceğiz ama ondan önce yine bizim sevdiğimiz, çok sevdiğimiz iki sevgili hayvancık arkadaşımız var. Haydi bakalım, gelin gidelim bakalım Meyvezi ne yapıyorlarmış. Hoş geldin Zee. Hoş buldum be. Nasılsın? Domates suyunu beğendin mi? Nasıl? Ufak bir değişiklik bile nasıl farklılaştırıyor değil mi? Böyle bambaşka bir sonuçla karşılaşacağımı ben de hiç düşünmemiştim. Yani aslında düşünmüştüm tabii ama yine de bu kadar olmaz diyordum. Sonra bir baktım, vay be dedim. Bu farklı aromayı kardeşime mutlaka denemeli. Hemen sana getirdim işte. Evet, ne diyordun? Sevgili kardeşim Zee, domates suyu yorumlamasından önce üçüncü yolculuğa başlayalım mı? Ha, ne dersin? Tabii başlayalım. Ya da bugün önceki bölümün özetini yapalım. Önceki bölümde önceki sezonun özetini yapmıştık. Acaba önceki sezonda neyin özetini yapmıştık mı? Ne kadar garip. Üçüncü bölümde de ikinci bölümün özetini yaparız artık ha. Oh, müthiş fikir mi? İşin şakası bir yana. Yani Elçi Paulus'un üçüncü yolculuğunun anlatımına başlayalım artık, olur mu? Olur tabii. Tamam. Kameram nerede? Evet. Elçi Paulus ikinci yolculuğun bitiminden sonra yaklaşık bir yıl Antakya'da kaldıktan sonra yeni gezisine çıkmak için hazırlandı. Galatya ve Frigya bölgelerini sırayla dolaşarak oradaki öğrencilerine destek verecek. Ah, harikasın Zee, süper çalışmışsın. Sözümü tutarım kardeşim. Tıpkı senin de domates suyuna dair verdiğin söz gibi. Evet, tabii aslında şey o yani. Evet. Buralardan sonra Efesos'a gidiyordu değil mi? Evet, kesinlikle. Efes, hepimizin bildiği gibi İzmirli'nin Selçuk ilçesi sınırlarında kalan günümüzün antik kenti. Paulus burada 3 yıl kalıyor. Elçi Paulus'a göre bayağı uzun bir süre. Kesinlikle. Zaten bu süre Elçi Paulus'un bir şehirde konakladığı en uzun süredir. Vay be! Elçi Paulus bu şehirde sık sık sinagoga gidip oradakilere Tanrı sözünü hiç bıkmadan ve usanmadan anlattı. İnsanlarla tartıştı. Hep sohbet ve kavga gürültülü geçmiş burada da. Ya tartışma derken daha çok fikir teatisi. İttihat ve terakki kimisi ne ya? Ya hayır fikir teatisi yani fikir görüşmesi, fikir kabulü. Ha kavga derken öyle yani. Yok kavga yok. Unut kavgayı, kavga yok. Tartışma dedik, münazara yani. Hangi manzara ya? Ya ben yeter artık ya. Geçmiş dönemi anlatıyorsun diye lafları da geçmişten seçmene gerek yok ama. tamam Zee, basitleştiriyorum. Elçi Paulus burada hem müjdeyi yaydı hem de müjdeyi savunarak inanç savunması gerçekleştirdi. Oldu mu Zee? Süper. Ama dediğin gibi sadece sohbet ve kavga gürültü geçmedi. Başka neler oldu? Neler? Mucizeler. Bu mucizelerden biri de Paulus'un elinin değdiği kumaş parçasının hasta birinin üstüne örtülüp hastayı iyileştirmesi oldu. Bu mucize kumaş yaraları da iyileştiriyordu. Vay be! Tabii halk bundan çok etkilenmişti. Elçi Paulus'un şöhreti dört bir yana yayılmıştı. Fakat bir yandan da taklitçiler ortaya çıktı. Elçinin ününü kullanarak halka onun öğrencisi olduklarını söyleyen ve İsa Mesih'in öğretisini yaydıklarını iddia ederek halkı kandıran bir takım insanlar bunlar. Oh, çok ayıp ya. Konduruyorlar. Mesela sen bile içmediğin halde bu domates suyunu içtim desen.
Kandırsan nasıl kırılırım? Bak hele bunların yaptıklarına. Kardeşim bak, şey soracağım, doğru mu yanlış mı sorun var mı? Yok, çok sinirlendim. Bu bölümde sormayacağım. Hadi domates suyunu yorumla. Sevgili Zihi, tepki vermeden önce sonuna kadar dinle lütfen. Biliyorum biliyorum. Ne yorumlar yapacaksın, ne yorumlar? Tepki vermeden dinleyeceğim, merak etme. Bak, domates suyunu içmedim. Döktüm. Ama yemeklere döktüm. Bu sefer direkt midemde değil de yemeklerde değerlendirdim. Sana çok güzel yemekler yaptım Zihi. Hepsi de senin domates suyunla oldu. İçine nane atmışsın bir de. Harika uyum sağlamış. İçmedin yani. Ya üzülme Zihi. Bak içmedim ama hep beraber o yemekleri şimdi afiyetle yiyeceğiz. Domates suyun kendini bu güzel yemeklerin oluşması için feda etti, öyle diyelim. O domates suyunun esansı her yerde artık. Sence de çok güzel değil mi? Tabii. Hadi ben gidiyorum. Yemekleri tencereden alıp tabaklara servis edeyim. Sen de çok geç kalmadan gel, tamam mı? Domates suyu. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bakalım bugün acaba seninle birlikte Tanrı'nın mektubundan hangi bölümü öğreneceğiz, hangi bölümü okuyacağız? Bizler çok bundan çok uzun zaman önce olan Mesih'in, yani kurtarıcımızın, Mesih İsa'nın dünyamıza nasıl geldiğini birlikte çalışıyorduk. Detaylı detaylı bir şekilde hikayeyi anlamaya çalışıyorduk, neler olmuş diye. Şimdi artık yıldız bilimcilerin olduğu bölüme geldik. Yıldız bilimciler, bunu mutlaka duymuşsunuz daha önce. Ama bu bölümün adı Tüm Kralların Kralı. Kim o kral? Tabii ki de Tanrımız arkadaşım, Tüm Kralların Kralı. Haydi bakalım gelin, acaba o Tüm Kralların Kralı nasıl gelmiş bu dünyaya ve acaba neler var bizim bilmemiz gereken? Uzaklarda, doğuda bir yerlerde üç zeki adam aynı yıldızı gördü. Hatırladın mı Tanrı'nın oğlunun doğduğunu insanlara haykırmak, insanlara anlatmak için koyduğu kocaman parlak bir yıldız vardı. Bir parti yıldızı. İşte ondan bahsediyorlar. İsa Mesih doğduğunda Tanrı'nın gökyüzüne koyduğu yıldızı gördüler. Bunun bir işaret olduğunu biliyorlardı. Kral olan bir bebek doğmuştu. Bu yıldızı bekliyorlardı. Geleceğini biliyorlardı. O geldi diye bağırdılar. O geldi. Arkadaşlar, bazı insanlar özellikle o dönemde yıldız bilimciler diye geçerler. Ve bu kişiler yıldızlara bakarak aslında bazı durumların nasıl olacağını anlamaya çalışırlar, görebilirler. Yani aslında yıldızlara bakarak bir haber alabilirler sanki bazen. Alabilirlerdi özellikle o zamanlarda. İşte Tanrı da onlar Mesih'in doğduğunu anlasınlar diye ve Mesih'i bulabilsinler, onu ziyaret edebilsinler diye arkadaşlar gökyüzüne böyle bir yıldız yerleştirdi. Onlar bakalım o yıldızı takip ederek İsa'yı bulabilecekler miydi? O geldi diye bağırdılar. O geldi. Eminim orada olsaydın onların gülüp dans ettiğini ve güneş doğana kadar kutladıklarını görürdün. Çünkü çok uzun zamandır bu haberi bekliyorlardı. Sanki çok uzun zamandır bekledikleri bir hediye gelmiş gibi oldu onlar için. Şafak söktüğünde develerini hazırladılar ve bebek için hediyelerini sardılar. En değerli hazinelerini yanlarına aldılar. Tütsü, altın ve mür. Özel parlak, mis kokulu, ışıldayan şeyler. Tam bir krala layık eşyalar. Yani bebek için hazırladıkları çok güzel hediyeler. Üç yıldız bilimci yola çıktı. Aslında onlarla karşılaşsaydın onların da kral olduğunu zannedebilirdin. Çünkü çok zengin, akıllı ve önemli görünüyorlardı. Fark ettin mi? Tanrı aslında herkese Mesih'in geldiğini duyurmak istedi. Çobanlar, onlar çok parası olan insanlar değildi. Çobanların paraları yoktur genelde. Ve onlar toplum tarafından saygı görmezlerdi. Tanrı onlara da haber verdi. Çünkü onları da çok seviyordu. Yıldız bilimcilere baktılar.
Yıldız bilimciler de zengin, toplum tarafından saygı gören ve çok paraları olan insanlar. Ve Tanrı onlara da haber verdi. Yani Tanrı'nın gözünde bizim ne kadar paramızın olduğu, bizim zengin olup olmadığımızın, bizim nasıl göründüğümüzün, kıyafetimizin hiçbir önemi yok. Tanrı ikisine de aynı değeri veriyordu. Yıldız bilimciler develerine bindiler, çölleri aştılar, kocaman dağları tırmandılar, derin vadilerden geçtiler, ırmakları aştılar Mesih'i görebilmek için, çayırlar üzerinden geçtiler. Gece gündüz, gündüz gece saatlerce yol aldılar ta ki saatler günlere, günler haftalara, haftalar aylara dönene kadar. Sonunda Yeruşalim'e vardılar. O bölgedeki en önemli kent Yeruşalim'di. Şüphesiz ve herkes gayet iyi bilirdi ki saraylar önemli kentlerde olurdu. Krallar da saraylarda doğardı. Böylece saraya gittiler ama onları bir sürpriz bekliyordu. Kral Herodes'e gittiler. Mutlaka bebeğin nerede olduğunu biliyorlardı. Yani Kral Herodes o dönem bu yani dünyada olan bir kraldı. Ama bizim kralımız göklerdeydi ve Kral Herodes bu dünyada krallık sürerken o sırada bizim gerçek kralımız dünyaya gelmişti, Mesih İsa. Mutlaka bebeğin nerede olduğunu biliyordu Kral Herodes diye düşündüler. Ama bilmiyordu. Hatta yeni bir kralın doğmuş olması fikri hiç hoşuna gitmedi. Çünkü kendisi de kraldı. Ve bence bu kralın gelişinin onun tahtına zarar vereceğini düşündü. Tam tersine onu kızdırdı. Yalnızca kendisinin kral olmasını istiyordu çünkü. Ne var ki Herodes'in yardımcıları 3 yıldız bilimciye kitaplarında yazılı olanları, Tanrı'nın kral olan bebekle ilgili söylediklerini anlattı. Betlehem'e gidin, onu orada bulacaksınız. Doğudan gördükleri yıldız sanki hareket ediyordu yine. Onlara yol gösteriyordu. Böylece 3 yıldız bilimci büyük kentten çıkıp yıldızı takip etmeye başladılar ve küçük Betlehem kentine geldiler. Betlehem sokaklarında yıldızı takip etmeye devam ettiler. Kentin güzel mahallelerinden çıkıp çok da güzel olmayan mahallelerine girdiler. Sonra da hiç de güzel olmayan mahallelerden geçerek toprak bir yola girdiler. Bu yıldız onları nereye götürüyordu böyle? Bu kadar güzel yerlerden geçip acaba Mesih'in yattığı, Mesih'in uyuduğu daha güzel bir yere mi gidiyorlardı? Sanırım öyle değildi. Ta ki yıldız minicik bir evin üzerinde durana kadar bir sarayın önünde durmadı. Bir sarayın üzerinde durmadı ya da çok lüks bir otelin üzerinde durmadı. Minicik bir evin üzerinde durdu. Ama dur, burası bir saray değildi. Nöbetçiler yoktu, hizmetçiler yoktu, bayraklar yoktu, kırmızı bir halı yoktu, borazanlar yoktu, hiçbir şey yoktu. Yanlış mı gelmişlerdi acaba? Yoksa Tanrı bu yeri mi gösteriyordu gerçekten sevgili arkadaşım? Eve girdiler ve o küçük evde annesinin dizinde oturmuş bir şekilde onu buldular. Kral olan bebeği, yani aslında bizim Tanrımızın krallık dediği şey bizim bu dünyada gördüğümüz zengin evlerde oturmak, çok zengin pahalı yemekleri yemek, pahalı pahalı renkli kıyafetler giymek anlamına gelmiyor. Bizim kralımız çok alçak gönüllü bir kral ve onun asıl önem verdiği şey yüreğimizdeki düşüncelerimiz. Üç adam küçük kralın önünde diz çöktü. Şatafatlı sarıklarını ve taçlarını çıkarttılar. Yere kadar eğildiler ve ışıldayan hazinelerini krala sundular. Yüzyıllar önce başlayan yolculuk 3 yıldız bilimcisini, 3 yıldız bilimciyi buraya getirmişti. Küçücük bir kente, küçücük bir eve, küçücük bir çocuğa, kral olan küçücük bir çocuğa. Tanrı'nın yıllar önce Davut'a söz verdiği krala. Ama bu çocuk farklı bir tür kraldı. Cennetin prensi olmasına rağmen kendini yoksul hale getirmişti. Güçlü Tanrı olmasına rağmen kendini çaresiz bir bebek haline getirmişti. Bu kral patron olmak için gelmemişti. Bir hizmetçi olmak için gelmişti. Yani arkadaşlar, kral olmak demek Tanrı için aynı zamanda bizleri sevmek ve bizler için her şeyi yapmak anlamına geliyordu. İşte bu yüzden sizlerin bugün bu hikayeyi düşünmesini istiyorum. Sizce çok zengin olmak mı daha iyi? Yoksa yüreğimizin zengin olması mı? Yani yüreğimizin Tanrı'yla ve sevgiyle dolu olması mı daha iyi? Bence bu daha iyi sevgili arkadaşım. Sen şimdi bu hikaye üzerine güzelce düşün. Biz seninle tekrar buluşacağız. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bak ve seni çok sevdiğimi asla unutma. Hoşça kal.
Müzik.